Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'den herkese merhaba. Bu hafta İzmir'de ONOK Okçuluk sponsorluğunda gerçekleştirilen Büyükler Gençler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndayız. Ve şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yarışma arasında bir ödül törenimiz var. Bu sene 13-20 Ekim 2013 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden milli sporcularımız ve antrenörlerine başarı plaketleri verilecek. Bununla ilgili olarak Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu sporcularımıza ve antrenörlerimize ayrı ayrı destek ödülü verdi. Banka hesaplarınıza bu paralar verildi. Olimpik genç bayanlarda dünya dördüncüsü olan Begünhan Elif Ünsal'ı davet ediyorum. Kendisine 4000 lira ödül verildi. İkinci olarak 16-28 Ağustos 2014'te Çin'in Nanjing kentinde yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları için Türkiye adına kota kazanan Yasemin Ecem Anagöz ve Orkun Ege Tokuşoğlu'nu davet ediyorum. Bu sene yine Wuxi'de yapılan Olimpik Yay Yıldız Erkekler takımda dünya ikincisi olan Mete Gazoz, Berat Aydın, Orkun Ege Tokuşoğlu zaten burada çağırıyorum. Makaralı Yay yine aynı Çin'in Wuxi kentinde Yıldız Erkek takımımız dünya şampiyonu olmuştu. Samet Can Yakalı, Furkan Dernekli ve Barış Tandoğan'ı da davet ediyorum. Başarı plaketlerini vermek üzere Okçuluk Federasyonu Başkanımız Sayın Abdullah Topaloğlu'nu davet ediyorum. We'll be right back.
Yine 4 tane yay çantamızı da milli takımlar ana sponsoru olan Onok firması takdim edecek. Ödüllerini vermek üzere Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Merici davet ediyorum. Evet. Samet Can Yakalı. Bir şey söyleyeceğim. Değerli başkanım, federasyonumuzun çok değerli yöneticileri, İstanbul'dan değerli dostlar, değerli hocalar, değerli antrenörler. Şimdi ben okçulukta biraz yabancıyım. Kendimi yalnız hissetmemek için yanıma iyi bir hoca aldım. İyi bir referansla geldim buraya. Şimdi okçuluk Türkiye'de gerçekten çok hızlı biçimde gelişiyor. Çok göz alıcı biçimde gelişiyor. Ve bugün burada da gördüm. Hem çok başarılı hocalarımız var. Hem de uluslararası başarılar getirecek kalitede sporcularımız var. Bizim gururumuz. Biz Yaban TV olarak da okçuluğu artık çok özel ve çok ilgi göstermesi gereken bir spor olarak görüyoruz. Ve bu etkinlikleri hep televizyonda izleyeceksiniz. Ben şu anda Onok adına ödülleri vereceğim. Görebildiğim kadarıyla da Onok hakikaten Can Siperhane sponsorluklarıyla, desteğiyle okçuluğun gelişmesi için büyük bir fedakarlık yapıyor. Ben onlara teşekkür ederim. Onların ödüllerini onlar adına verdiğim için de çok memnunum. Yolunuz açık olsun. Çok şık, bembeyaz giysiler içerisinde çok başarılı sporcuların arasında olmak çok güzel. Tebrik ederim arkadaşlarım. İzmir'de büyüklerin ve gençlerin gerçekleştirmiş olduğu Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndayız ve yanımda yönetimden çok değerli konuklarımız var. Şimdi kendilerini tanıyacağız ama onun öncesinde federasyon başkanıyla başlayacağız. Organizasyon hakkında ve yarışma hakkında bize bilgi verip görüşlerini söyleyecekler. Buyurun. Teşekkür ederim. Görüldüğü gibi çok kalabalık sayıda sporcumuz burada. Toplam 39 bölgeden 604 sporcuyla bu yarışma yapılıyor şu anda. Bu rekor bir sayı okçuluk adına ve çok sevindirici bir rakam. Okçuluğumuz gelişiyor, büyüyor. Ailemiz giderek çok çok büyük bir aile haline gelmeye başladı. Görüldüğü gibi burada sporcularımızın çok büyük başarılarını da kutladık. Dünya şampiyonluklarını kutladık. İnşallah ileride bu şampiyonluklar çoğalacak, olimpiyat şampiyonlukları haline gelecek diye ümit ediyorum. Ve burada bulunan sponsorumuz Onok firmasına çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi, görüldüğü gibi sporcularımızı ve milli takımımızı desteklemeye devam ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Ve sporcularımıza bu yarışmada başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Melih Bey'e veriyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Vallahi ben şahsen bu kadar büyük, geniş katılımlı, bu kadar canlı bir organizasyon beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. En önemlisi de gençlerin çok ciddi bir ilgisi var. Ondan da çok mutlu oldum. Bir yandan geleneksel okçulukla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da işte modern okçulukla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bu elde edilen uluslararası başarılar tabii gençleri çok motive edecek bir şey. Sponsorlar da oluşuyor bir taraftan yavaş yavaş. Onları da görmek çok hoşuma gidiyor. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese ben çok teşekkür etmek isterim. Biz de inşallah bunları daha fazla izleyiciye, daha fazla insanlara ulaştırarak hem bir yandan sporcularımızın motive olmasını, bir yandan sponsorlarımızın ilgisinin artmasını sağlayabilirsek, bunda bir katkımız olursa biz kurum adına mutlu oluruz. O katkıyı da her zaman yapmak isteriz, yapacağımızı da belirtmek isterim.
Herkese çok teşekkürler. İlave yapmak Buyurun. İstiyorum müsaadenizle. Biraz önceki konuşmamda ihmal ettiğim bir konuyu vurgulamak isterim. Yaban TV'nin bu salondan yapmış olduğu bu yayın sporumuz için, okçuluğumuz için gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yaban TV'ye bu desteği için bir kere daha teşekkür ediyorum. Melih Bey'e de teşekkürlerimi arz ediyorum herkesin huzurunda. Çok teşekkürler ve bu yayınında okçuluk camiası için çok önemli bir belge olarak kalacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi krem sırası kimde? Başkanım sizden de. Teşekkür ederim. İsmim Hüsnü Kocaoğlu. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Bir de Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü'nün başkanlığı da yapıyorum. Oradaki sahamızı bütün Türk okçuluk sporuna ve dünya okçuluk sporunun hizmetine hazır tutmaya çalışıyorum. Bugün de hepinizin şahit olduğu gibi bir rekor katılımla bir Türkiye Salon Şampiyonası'nı idrak etmiş bulunuyoruz, etmekteyiz. Halen yarışmalar devam ediyor. Başarıdan başarıya koşuyoruz. Artık Türk okçuluğu rekorlardan rekorlara koşuyor. Dünya genelinde de çok ciddi başarılara imza atıyor. Bizim bu sporumuzun gelişmesinde ve tanıtılmasında Yaban TV'nin katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışırsak başarıların devam edeceğini ve daha üst noktalara taşınacağından eminim. Çok çok teşekkür ederim. Ben Mahmut Karaaslan, Okçuluk Federasyonu Başkan Vekiliyim. Yaban TV'nin böyle desteklere devam ettiği müddetçe oklar olimpiyat şampiyonluğu için atılacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Aydın Yolaç ben. Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Yaban TV'ye ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışma yapıyoruz İzmir'de. Okçuluğa değer verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum Yaban TV'ye. Cumhur Yavaş, Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca tabii bu yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Ben İzmir il temsilcisiyim ayrıca, federasyonun il temsilcisiyim. Çok mutluyum çünkü eski bir milli takım sporcusu olarak 26 kişiyle yarıştığımız günleri hatırlıyorum. Dolayısıyla burada 604 resmi rakam şu anda. Gerçekten okçuluk Türkiye'de çığ gibi büyüyor. Yaban TV'nin de geniş kitlelere böyle bir yarışmayı yayması, tanıtması bizim için çok büyük bir kıvanç. Çok kesinlikle öyle. Bundan sonraki yarışmayı, 2014 yılındaki yarışmayı da inşallah İzmir'de daha büyük bir salonda yapmayı şu an düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hilmi Emekli, İstanbul'dan geliyoruz. Okçular Vakfı Spor Kulübü adına buradayız. Gerçekten insanı heyecanlandıran bir manzara burada. Hocamızın da ifade ettiği gibi zamanında, geçmişte böyle kalabalıkları, böyle coşkulu, heyecan dolu kalabalıkları görmek mümkün değildi. Ama şu an gerçekten sporcularda müthiş bir heyecan. Olimpiyatlarda alınan başarılar motive edici bir güç oldu, bir sınıf atlattı bize. İnşallah sporcularımızla daha nice büyük başarılara imza atacağız. Bu yıl Türkiye okçuluğu adına çok önemli, çok özel bir yıldır. Yaban TV'ye bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah tanıtım anlamında da onur verici bir güzelliği bize kavuşturdu. Teşekkür ediyorum yetkili arkadaşlara. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden biz de katılıyoruz. Melih Bey'in davetleriyle sağ olsunlar. Aynı zamanda bu organizasyonları düzenleyen Türkiye Okçuluk Federasyonu'na Abdullah Başkanımız da burada zaten. Kendisine çok ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle imkanları sundukları için ve sporcumuzu her zaman el üstünde tuttukları için olimpiyatlarda da zaten bu başarıları artık görebiliyoruz rahatlıkla. Bundan sonraki yapılacak faaliyetlerde de hem Yaban TV, hem ONOK, hem Türkiye Okçuluk Federasyonu çok güzel başarılara imza atacak. İnşallah daha büyük organizasyonlarda, daha büyük sahalarda biz Türkiye'de okçuluğu Hakkari'den Edirne'ye kadar inşallah her yerde izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tunç Bey'in yanına geçiyorum hemen. Sizi yarışmaya göndermeden. Evet, Okyay Tunç Küçükkayalar. ONOK firmasının yöneticiyim. Aynı zamanda ONOK'un sponsorluğundaki Anadolu Okçuluk Spor Kulübü'nde sporcu olarak yarıştım. Değerli başkanımıza ve Federasyon Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederiz. Böyle büyük güzel bir organizasyon yaptığı için. Tabii Yaban TV'ye teşekkür ederiz bizi kitlelere ulaştırdığı için. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız hep beraber.
Teşekkür ederiz. Ben Hakan Çakıroğlu, Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda milli takımlardan sorumluyum. Bunun yanında Avrupa Okçuluk Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Ülkemizin Avrupa'daki başarılı takipçisiyim. Okçuluğun Avrupa'da ve ülkemize yayılmasının önderliğini yapmak istiyorum. Getirdiğimiz, ülke çapında getirdiğimiz uluslararası başarıları yenileyip olimpiyatlarda başarılı olmak hedefimiz. Şu andaki kamp programımız ve çalışma programımızı 2016'da kota almak için mücadele ediyoruz. İnşallah kotalarımızı alırız. 2020'de de madalya alacağımızı umuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteriyim Sirer Aydın. Fazla uzatmak istemiyorum. Herkes çok bekledi. Teşekkür etmek istiyorum. Anadolu Jet'e, özellikle Onok firmasına, Yaban TV'ye teşekkür etmek istiyorum. Medya kanalıyla da okçuluğun tanıtımına çok büyük destekler verdiğiniz için sporcularımıza başarılar diliyorum. Sizlere de iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen hocası konuşacak. Efendim, adım Kadir Günay. Okçuluk Federasyonu'nun teknik kurul başkanı olarak görev yapıyorum. Samsun Türkiye Okçuluk Merkezi sporcularından görevlisi olarak Samsun'a görev yapmaktayım. 2016 ve 2020 yarışacak olan sporcuların altyapısını yapmaktayız ve başarılı bir çalışma başlattık. Federasyonumuz ve bakanlığımızın desteğiyle. İnanıyorum ki 2016 ve 2020'de okçuluk istenilen yere varacaktır. Bugün de onun temelleri atılmış görülüyor. Buradaki yarışmacıların işte 615 sporcunun bulunması bunun geleceğe yatırım olduğunu göstermektedir. Ben başkanıma ve diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.